Herkese merhabalar. İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfalı vatandaşlarımıza yarın seçim olsa kime oy vereceksiniz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV Şanlıurfa'da, İlave TV sizleri seviyor. Abi, Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu kime verir? Memleket ne halde, görmüyor musun? Nasıl abi? Bayağı işte. Kötü mü? Memleket ne halde? Herkes aç. Herkes aç. Kim abi yönetebilir? Benim adamım. Benim maaşıma 170 liradan gelecek. Evet. 2130 lira alıyorum. Ev kirası, elektrik, su. Bir elektrik geliyor 250 lira, 300 lira, 350 lira. Gerisini sen düşün. Bir ekmek 1,5 lira. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sizce? Meral Akşener. Neden Meral Akşener? Meral Akşener. Bu vatan için o lazım şimdi. Şimdi o lazım. Siz kime verirsiniz efendim? CHP'ye veririm çünkü. Neden CHP? Ya biz genciz. Yaşımız 19'a gelmiş, daha ailemizden para alıyoruz. Ne bir işe girebiliyoruz ne de bir şey. İşkur'da zaten bizi almıyorlar. Açlıktan öleceğiz yani, duruma geleceğiz zaten. O kadar kötü diyorsun. Aynen ya, cebimize bakın bakın. Para bulduysanız sizin olsun zaten. Peki Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? İsimler geçiyor. İşte Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimler Ekrem var. Ekrem İmamoğlu olması gerekiyor. Neden? İstanbul'u zaten çok müthiş bir hale getirdi adam. Evet. Ama adamın aklarına da hala vuruyorlar. AK Parti işte, bilmem MHP. Ama adam yani iyi. Bence o olması gerekiyor yani. Abi, yarın seçim olsa Cumhurbaşkanlığı seçimi, oyunu kime verirsin? Vallahi abim her şey ortada, meydanda görünüyor. Kime verirsin? Ben mi HDP'ye veririm abi? Neden? Öyle HDP'yi seviyorum. Erdoğan'a veririm. Neden Erdoğan? Ondan iyisini bulamıyorum ki. Yok mu? Yok. İyi işler yapıyor diyorsun. İyi işler yapıyor. İyi, kötülüğü de vardır, az vardır. Onlara göre iyidir. Evet, çok teşekkürler. Hadi güle güle. Vallahi seçimden bu sene ben Erdoğan'a vermem. Neden abi? Ben vermem. Verdin mi daha önce? Daha önce hani 100 sefer verdim. Şimdi kadar ben pişman olmuşum. Çok mu pişmansın abi? Niye abi, bir Urfalı olarak? Burası kalesi. Ya kalesi boş ver. Fazla uğraşma. Hadi hayırlı işler abi. Benim oy vereceğim kişinin aday olup olmadığı belli değil ama eğer aday olursa Mansur Yavaş'a oy vermek isterim. Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş mı olmalı? Ya bence evet. Eğer o da olmazsa bir kadın eli değsin isterim. Meral Akşener. Evet. Neden? Çünkü ben geleceği Mansur Yavaş ve onda görüyorum. Fikirlerini benimsiyorum yani. Bence yaptıkları işler olarak diğerlerinden bin kat daha üst düzeydeler. Projeleri mi var hiç olmazsa diyorsun yani geleceğe? Ya örneğin zaten Ankara'da yaptıkları ortada, çalınanlara davaları açtı falan Mansur Başkanımız. Eğer ülkenin başına gelirse de büyük ihtimalle böyle devam edecek yani. Çalınmalarına izin vermeyecek umarım. Talana son mu diyor? Evet. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim, iyi günler. Ya ben şu an öğrenciyim, oyumun rengini belli etmek istemiyorum da ben sadece üniversiteler hakkında konuşmak istiyorum. Bundan 4-5 ay evvel ne değinirsek mesela üniversite öğrencilerine eve tıkayan sistem bir yandan da tatil yerlerini açıyordu. Tatil yerleri bayağı kalabalıkken virüsten bahsediyorlar. Ben kendim şu an sağlık hemşirelik 2. sınıf öğrencisiyim ve uygulamalı bütün derslerimi ben şu an internet üzerinden görüyorum. Peki ben yarın öbür gün bir sağlık çalışanı olacağım, insanların hayatına dokunacağım. Ben nasıl oradan öğrendiğim bilgiyi ben nasıl hastalara uygulayacağım? Benim klinikte şu an olmam lazım. Ve bu yüzden ben hükümete sesleniyorum. Okulların açılmasını istiyorum ben. Yani uygulamalı yapalım diyorum. Ben uygulamalarımı hepsini hastanede öğrenmek istiyorum. Çünkü yarın öbür gün ben insanların hayatlarına dokunacağım. Seçim için ne diyorsun peki? Ya seçim için... Önünden kim geçiyor? Bu ülkeyi kim yönetebilir? Cumhurbaşkanımız devam mı etsin? Yoksa bir kan değişikliği lazım mı? Ya illaki bir değişiklik lazım da ülkeye bir kadın eli değmesi lazım. Ben de az önce röportaj yapan arkadaş gibi düşünüyorum ben. Meral Akşener mi diyorsun? Ya o olur, başkası olur. Bir kadın eli değmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Selahattin Demirtaş. Neden Selahattin Demirtaş? Neden Selahattin Demirtaş? Eğer ayrı bir partiye geçerse ben onu seçerim. Çünkü kendisi fikirlerini hep böyle izliyorum, fikirleri, düşünceleri. Çok iyi bir düşünceleri var. Ben onun ayrı bir parti kurarsa onu desteklerim. HDP'yle örtüşmüyor mu yani? Selahattin Demirtaş'ın görüşleri çok fazla. Selahattin Demirtaş çok iyi düşünceleri var ama HDP artık bir kere diyorsa ya şey çıkmış, adı çıkmış hani. HDP demek terörist parti demek falan, artık o duruma gelmişler. Onun için o durumda biraz oy kaybedebilir HDP. Ama Selahattin Demirtaş tek başına kendisi ayrı bir parti kurarsa yani
onun çok iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum. Bir yani kendi şey olarak. Kişisel olarak. Evet, kişisel olarak çok iyi yere geleceğini düşünüyorum Selahattin Demirtaş'ın. Çünkü çok, çok beğeniyorum kendisini. Çok teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. Başkan, sen kime verirsin oyunu? Yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa. Selahattin Demirtaş baba. Neden? Çünkü seviyorum. Adam diktatördür. Ondan sonra nasıl söyleyeyim sana? Kim diktatör? Selahattin Demirtaş. Diktatör mü? Ya adam diktatör gibi adamdır. Her sözü doğrudur. Yanlış yapılmaz kolay kolay. Şu an tutuklanması bile yanlıştır. Mesela benim verdiği kararı dahi reddediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Çok teşekkürler. Rica ederim baba. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Niçin Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Abim şu an görüyorsunuz hangisinin cebinde çıkarsın bana desin ki benim cebimde şu kadar para var. Vallahi billahi çıkarsın ben burada eşek gibi alacağım. Yok ha yok. Ya hangisine ne atıyorsun? İşsizim. Ona gidiyorsun param yok. Ya böyle bir şey olur mu ya? 18 yıldır bu iktidar ya bu iktidar. 18 yıldır bu memleketi sömürdü söndürdü ya. Ya yazık vicdandır ya. Din üzerine alet etmiş. Kalkmışlar işte vatan bölünmez bayrak inmez. Lan ne vatanı ne bayrağı. Biz hepimiz bu Türk bayrağının altında yaşamıyoruz muyuz? Yaşıyoruz değil mi abi? He? Yaşıyoruz. Bunun beni seni yok. Biz varız. Bizler varız. Yani diyeceğim şu ki Allah bunları istihane etsin abim. Daha da başka bir şey demeyeceğim. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? İsimler geçiyor. Şu anda netlik yok. Meral Akşener, Muharrem İnce var. Millet İttifakı'nın haricinde. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş isimleri geçiyor. Sizce kim olmalı? Abi bizim görüşümüzden yana eğer ki şu olursa Ekrem İmamoğlu bence Cumhurbaşkanı olması lazım. Ha Mansur Yavaş da olur. O amenle ona bir şey demeyiz. Lakin Doğu stratejisine göre konuşursaksa eğer İmamoğlu ön saftadır abim. Biraz daha önlü. Aynen. Ama Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, işte Saadet Partisi kime aday gösterse oyunuzu verir misin? Tabii veririm abi. Yeter ki gitsinler. Yeter artık. Vallahi yeter. Kimi insanlar elmastır, kimi insanlar necistir, necis. Sözüm bellidir artık abi. Nereye gittiği çok iyi anlaşıldı bence. Çok teşekkür. Razı olsun. Sağ ol abim. Allah razı olsun. Valla hocam kararsızım. Kime verdin en son? Vermedim hocam kızına. Hiçbirine vermedim. Yok. Abi sen kime verirsin? Ben Sayın evet. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Niye? Ben seviyem. Valla? Valla. İyi işler yapıyor. Onda başka biz kime verecek? Niye? Hele bir tane bul biz verak. Yok diyor. Yok. Kimse İyi yok. Memnunsun. Evet. Çok memnunum. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Sen? Tabii ki reisimiz Tayyip Erdoğan'a. Dünya lideri. Tabii ki evet. Neden? Neden? Bir nedeni yok ya. Yani siz, nedensiz olarak. Nedensiz olarak evet. Çok teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Ben mevcut hükümete veririm abi. AK Parti'ye. Evet. Neden? Nedeni yok yani öyle. Sebepsiz. Evet. Veririm diyorsun. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Oyumu ben sana da tamam bir söyleyeyim mi? AK Parti çünkü tamam mı? Bak gençlere yer iş yeri açmıyor. Niye? Tamam mı? Gençler işsizdir, güçsüzdür. Tamam mı? Uyuşturucuya düşmüş gençlerimiz. Tamam mı? Sen oy verdin mi? Ben oy verdim. Tamam. Şimdi seçim olsa? Şimdi seçim olsa ben veremem. Kime vereceksin? Ben Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Mansur Yavaş var, Meral Akşener var, Ekrem İmamoğlu var. Bu isimler geçiyor yani. Kim olmalı sence? Ben AK Parti'de iyi birisini seçmeyi düşünüyorum. AK Parti'de? Evet. Demin vermem dedin ya. Ben AK Parti çünkü bu yeni belediye başkanları hiç şey yapmıyorlar. Memnun değilsin. Memnun değiliz. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı verir misin oy? Ben vermiyorum. Ben BDP vereceğim. HDP. Evet. Cumhurbaşkanı adayı kimi çıkarsa ona mı vereceksin? Evet. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yarın seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Hizmetleri belli, ortada. İyi çalışıyor diyorsun. İyi çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı için. Cumhurbaşkanlığı için de aynısı. Memnun musunuz? Memnunum. Ekonomik gidişat nasıl mesela? Dünya genelinde berbat yani sadece Türkiye için değil ki. Dünya geneli çok. Pandemiden de önce, pandemiyi saymazsan. Pandemiden önce iyiydi. Eski dönemleri görürsek iyiydi eski dönemlere göre. Ama tabii daha da iyi olabilir. Tabii 70'li yani. Dönemlere bakınca göre. Yok 80'lere, 90'lara.
O dönemlere bakarsan, evet. 70'lere bakarsan daha berbat ya. Evet. Çok teşekkür ederim. Valla şimdi daha iyidir. Değil mi? Şimdi olsa ben AK veririm. AK Parti'ye? Hı. Neden AK Parti? Bu iyidir onun için. Memnun musun? Hı. Emekli misin? Hı. Ne kadar maaş alıyorsun? Bir buçuk. Geçinebiliyor musun? Benim eskiden de arazim var ha. Arazi de var. Arazi var. Yani benim durumum iyidir, başkalarını da bilmiyorum. Arazi de var, maaş da alıyor çocuklar da. Biz iyi geçiniyoruz, öbür milleti de bilmem. O gerisini bilmem. Ha valla. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Yani doğru diyor ha. Yani şu anda bu pandemiden dolayı aç olanlar bizler olduğumuz için bana kim bakarsa, hangi parti bakarsa, karnım hangisi duyurursa ben onları veririm. Kim doyurur? Şu anda hiç kimse duyurmaz. Şu anda hani nasıl diyeyim, karın doyması için ne AK Parti, ne HDP, ne İYİ Parti. Şu anda onlar kendi aralarındaki savaşlardan dolayı halkın aç olup olmadığını düşünemiyorlar. Görmüyorlar mı? Vermiyorlar. Görmüyorlar mı yani? Ya görmüyorlar çünkü hani görseler de şu krizi herkes hani rahat bir nefes alırdı. Kafeteryalar kapandı, iş yerleri kapandı, barlar kapandı, turizm zaten bitti. Şimdi hani hamalcılık yaparız. Yani hani şu anda bu krizlerde dolayı çok işsiz insanlar var yani. Bu işsiz insanlara nasıl yardımcı oluyorlar? Misal örneği ben. Sabah da belli iş arıyorum. Muhalefet ne yapabilir ki? Zaten iktidarda şu anda AK Parti ve MHP. Böyle var. Ben bunu söyleyebilirim. Her seçim yaklaştığı zaman bir yardım kampanyaları düzenleniyor. Hani seçimden sonra ise herkes kendi yani koltuğuna çekiliyor. Görmüyor. Ama ben bunu söyleyebilirim. Eğer yarın bir seçim olsa ben bunu söyleyeyim. Bari bir sene önceden yardıma başlasınlar ki biz de gerçekçi olduğunu inanalım. Peki en yakın kimi görüyorsun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için? Kim yapalım? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş. Tabii. Çıkarsa cezaevinden oy verir. Çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Ne zaman? İnternetler hep yankılandı. Yok çıkmadı. Allah Allah. O zaman çıkmasını umut ederim çünkü haksız yere içeri girildi. Ben Selahattin Demirtaş, benim babamın oğlu değil. Hani benim karnımı da doyurmadı. Ama böyle bir şey var, bazı sözler vardı insanın içine dokunur. Onun bazı sözleri haktandı. Çok yapmacık değildi, rica ederim. Tabii ki Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Neden kime Tayyip Erdoğan? Ya Tayyip Erdoğan iyi bir insan, Müslümandır. Yani devletini, bak neler yaptı. Yol yaptı, uçak köprü yaptı, yaptı, köprü yaptı, havalimanı yaptı, yani. Deniz altında Marmara'yı yaptı. Yani. CHP dönemini gördük, 2000'de benim İzmir'de dükkanım vardı. 40 banka boşalttılar, kimse sesine 40 kız demediler. CHP döneminde miydi bankalar boşalttı? Tabii ya. Ama en son 1949'da iktidar oldu CHP. O zaman da şapka şeyi çıkardı, milleti idam etti. Kur'anları yaktılar, camileri kapattılar. Tamam, şapkadan değil o. Ya. Kurtuluş Savaşı'nda isyan çıkardıkları için asıldı. İngilizlerle, Fransızlarla ortak oldukları için. Onu bilmiyorum. Şapka için adam mı asılır ya? Attılar Konya'da, ben onları gördüm. Yok öyle değildi. Çok sağ olasın abi, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş'a. Neden Selahattin Demirtaş? Yani bu halkın özgürlüğünü isteyen, bağımsızlığı isteyen tek insan lider odur yani. O yüzden. Cumhurbaşkanlığına veririm diyorsun. Veririm evet. Siz efendim? Yani reisin haricinde kimseyi göremiyorum şu an. Tayyip Erdoğan'ın haricinde kimseyi göremiyoruz. Niye efendim Tayyip Erdoğan? Ya, Türkiye en azından masada belirli bir yerlere getirdi. Yani elini vurmasını biliyor. Nereden ne yapmasını geldik mesela? Ya mesela 12 Eylül'den önceki dönemleri hatırlayın yani. Ekmek kıtlığı vardı, mazot kıtlığı vardı, bazı yağ kıtlığı vardı, tüp yoktu. Biz bunları gördük, yaşadık. Özal'da devrim. 10 adım ileri gittik. Ondan sonraki hükümetlerde 20 adım geri geldik. Ama şimdi çok iyi. Şimdi çok iyi. Evet. Şu alım gücü var. Yani git düşün. En düşük gencimizin elinde 12-13 milyarlık telefon var yani. Peki efendim, Almanya'da bir vatandaş yarı fiyatına, yani aldığı maaşı yarı fiyatına iPhone'u alırken siz iPhone'u kaç maaşınızda alıyorsunuz? Ya onunla kıyaslamayın. Orada da mesela bir şişe su 1 euro. Burada 1 TL. Yok, 1 euro değil. 1 euro ben biliyorum. Ben gittim oradan aldım ya. Hayır, bir sigara orada Türk parasıyla 60-65 milyon. Türk parası. Evet, Türk parasıyla. Maaş Türk parasıyla. Ya şimdi o kıyaslamayın. Orada ama şimdi sen onu kıyaslıyorsun yok, ya abi. Yok. Niye dolarla kıyaslıyorsunuz ki? Ama siz kıyasladınız. Hayır, tamam, siz soruyorsunuz Almanya'dakiyle şuradakini. Evet. Şimdi alım gücü var ama alıyor, asgari ücretten de olsa burada 12 milyara telefon alıyor ama niye biriktirebiliyor?
Asgari ücretten ev alanı da görüyoruz burada taksitten. Alabiliyor mu? Evet yani? Alabiliyor. Alan var. Ayağını yorganına göre uzatsa niye almasın? Nasıl biriktirebilir abi? Ya biriktirebiliyor. Niye biriktirmesin? Aa, bugün gelen TOKİ evleri 510 milyon. Evet. Taksit ödüyor. Şimdi tamam bir hesap yapalım. Şöyle hayır, hayır, böyle bak, tamam. Ben size böyle bir şey söyleyeyim. Anladım ben sizi. Benim bugün ne kadar harcamam, kazancım ne kadar fazla olsa harcamam o kadar fazla olur. Tabii ki. Biz gelire lükse alıştık. Evet biz lükse alıştık yani burada. Evet. Yani bundan kıyas, yani şeyden kıyaslamayın, Avrupa'dan kıyaslamayın. Yani 500 lira biriktirse bir kişi aylık kaç yılda ev alır? Ya 10 yılda alsın. 10 yılda alsın. Almanya'daki de öyle. Onlar da kredi kullanıyor. Almanya'daki 60 metrekare daire 400 bin euro. Evet. Burada 60 metrekare daire ne kadar? 200 milyar. Efendim? Ya olmuş 65 lira. 65'e var mı? Evet. 65 TL. Çayın kilosu 110 TL. 65'e çay var mı? Şey yağ var mı? 5 litrelik yağ 65 TL. 85 TL. 85 TL. 65'e varsa 10 litre alır. Daha da üzerine geliyormuş daha. Peki yarın seçim olsa kim oy verir? Yarın seçim olsa ben oyumu Selahattin Demirtaş'a veririm. Neden Selahattin Demirtaş? Çünkü iyi bir lider. Gerçekleri söylüyor, doğruları söylüyor. O yüzden Selahattin Demirtaş diyorum. Siz efendim? Ben HDP'ye vereceğim. HDP'ye vereceğim. Zaten önceden de veriyordum. Selahattin abinin hakkına zaval verdiler. Durduk yerde onu hapse attılar. Bizim özgür ifademizi aldılar. Biz her zaman HDP'ye veririz. Bizim irademizi alıp hapse tıktılar. Çok teşekkür ederim. Siz efendim, yarın seçim olsa Cumhurbaşkanlığı seçimi kime oy verirsiniz? Valla ben oy kullanmamayı tercih ediyorum. Neden? Çünkü devletimiz eski, yani milletini unutmuş. Peki geçmiş seçimde, bir önceki seçimde kime oy verdin? AK Parti'ye verdim. Pişman mısın? Valla şu anda İşsizim yani. Nereye başvuruyorsa bir sonuç alamıyorum. Suriyeli kardeşlerimiz var. Olabilir. Onlar alır işi diyor. He? Onlar senin yerine çalışıyorlar diyor. Ama ben yani ben zor durumda olduktan sonra bir anlamı yok ki. Durumum kötü diyorsun. Evet şu anda iş aramaktan geliyorum şu an. Bulamadın mı? Bulamadım tabii. İş seçiyor diyorlar. Efendim? İş seçiyor musunuz? Masa başı mı istiyor? Yok canım ne olursa olsun yaparım yani. Çalışırım diyor. Evet. Eyvallah. Sen kime verirsin kardeşim? Sonuna kadar HDP. Neden? Neden? Şimdi CHP ona karşı çıkabilse CHP'yi de alır hapse atar. İçeri atarlar. Evet atarlar. Kim olsa atarlar ona. Yani onun yerini alabilecek kim olsa onu da hapse atarlar. Adam tek başına diyor ben tek olacağım benden başka kimse olmayacak. Böyle bir şey mi var? Onun için HDP diyor. Evet, sonuna kadar HDP. Sen kardeşim. Ben Gelecek Partisi taraftarıyım. Neden Gelecek Partisi? Neden Ahmet Davutoğlu? Çünkü şu anki iktidardan memnun değilim. Gençlere yönelik veya emeklilerine yönelik, işçilerine yönelik hiçbir şekilde alternatif sağlamıyor. İnsanlar rezil. Urfa'da 2,5 milyon nüfus var. Bu 2,5 milyonun nüfusu neredeyse 2 milyonu dışarıda işçi. Gurbete gidip çalışıyorlar. Masa başı iş istiyormuşuz, yalan. Buyurun gidin iş kura. Ben gidiyorum mesela örnek veriyorum. İş arıyorum. Bana diyor ki bana meslek söyle veya herhangi bir diploma göster. Olmuyor. Diplomaya gerek var mı? Tabii var. Burada herhangi bir diplomasız bir dünya insan bir her yerde çalışamıyor. Adama gidiyorsun iş başvurusuna bana diyor ki ne mezunusun? Üniversite mezunu arıyoruz. Üniversite mezunu olmayan adam çalışamaz mı? Diplomasız banka yöneticisi oluyor. Niye çalışırsın normalde? Baştaki iktidar da diplomasız. O da diplomasız yani. Ya. O da diplomasız. Hepsi diplomasız. Torpille. Urfa'daysan eğer, bak ben seni YouTube'dan çok izliyorum, takip ediyorum. Urfa'da torpilsiz hiçbir şey yapamazsın. Torpilin kim olacak? Belediyede tanıdığın olacak. Adamın olacak. Muhtar tanıdığın olacak. Milletvekili tanıdığın olacak. Başka şekil, hiçbir şekilde burada hayat sürdüremezsin. Peki Millet İttifakı'nın adayı sence kim olmalı? Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın adayı. Şu andaki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklandı. Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Yani şu anki Devlet Bahçeli herhalde olması lazım. Millet İttifakı, ha. İşte CHP, İYİ Parti ha. Ve belki Gelecek Partisi katılacak belki ya da DEVA katılacak. Adayı kim olmalı? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı. İşte isimler geçiyor. Mansur Yavaş deniliyor. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener gibi isimler geçiyor. Sizce kim olmalı?
Ya onu ben bilmem de Ekrem İmamoğlu yani bildiğim kadarıyla iyi. İstanbul şu an çok iyi bir konumda. Yani daha önceki duruma göre çok iyi bir konumda. Ha parti olarak da seçecek olursam Gelecek Partisi. Yani Ahmet onun, Davutoğlu. Onun Gelecek Partisi. Tabii kesinlikle. Daha şimdiye kadar bak 24 yaşındayım. Bir kere oy kullanmadım. Muhtarlık seçiminde bile oy kullanmadım. Bu neden kaynaklanıyor? İkametim burada gurbetlerde sürünmekten. Oy kullanamadım. Şimdi memleketimdeyim. Kesinlikle AK Parti'ye değil. Gelecek Partisi'ne. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Ola CHP vereceğim abi. Neden CHP? Ola AK Parti Murat abi mahvetti buraya Urfa'yı. Daha önce kime verdin oyunu? AK Parti'ye veriydim. AK Parti'ye ondan sonra vermeyeceğim. CHP'ye vereceğim abi. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? İsimler geçiyor. İşte Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu gibi isimler geçiyor. Sence kim olmalı aday? Aday CHP. Tamam CHP de. Kim olmalı? Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Lavalo fark etmiyor. Millet İttifakı'nın adayı kim olursa verir mi diyorsun? Onu ben veririm. Ben AK Parti olmasın da kim olursa olsun ben niye veririm. Abi pişman mısın oy verdiğine? Vallahi Urfa'da hep Suriye'yi çalıştırıyor. Urfa'da sahip çıkmıyor. Öyle kalmış. Sahip çıkmadılar mı? Yok valla hepsi fabrikada 100 tane fabrika yapmış. Hepsi Suriye'yi çalıştırıyor. Şey çalıştırmıyor. Türk ama çalıştırmıyor. Kaç dönem verdin AK Parti'ye? Valla ben 25 tane de 5 tane verdim. Yani kuruldu kurulalı oy verdim. Evet kuruldu kurulalı 25 tane de veriyorum. Ama Türkiye'de şey Urfa'da şey yok. Hepsi Suriye'yi çalıştırıyor. Türk milletinde iş yok. Ben 5 aydır iş geziyor, iş bulamıyor. Buzdolabı yok mu evde? Doğru yok. İnşallah. O da yok. 20 yıl önce buzdolabı yoktu, şimdi var diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru. Allah Allah'ta gelsin. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Allah'ta. Abi merhaba. Yarın seçim olsa kime oy verirsin? Cumhurbaşkanlığı seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa gene Cumhurbaşkanımıza veririm. Neden? Ondan iyisini göremiyorum. Yok mu? Kendim görüşüm göremiyorum yani. Görmek mi istemiyorsun? Yok. Yok mu? Yok, göremiyorum ondan iyisini. Millet İttifakı'nın adaylarından mesela Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu olursa kim zorlar? İmamoğlu'yu görüyoruz, İstanbullular hep şikayetçi. Allah Allah. He. Çalışmıyor muymuş? Çalışmıyormuş, kendi şeyine bakıyormuş, keyfine bakıyormuş. Bakıyor evet, diyorsun. Evet. Evet. Talanı şey yaptım diyor, hırsızlığı diyor, eksilttim diyor. Vakıflara diyor, derneklere diyor, para diyor yollamıyoruz artık. Diyor. Olur mu? O kendisi yapmasın da önlemeyi bıraksın. Kendisi yapmasın da hırsızlığı. Yapar mı? Yapar. Vallahi. Kadir Topbaş neden görevden alındı abi İstanbul'da? Vallahi o kadarını bilemem. Herhalde emekli oldu daha, yaşlandı o adam. Şey Melik Gökçek Ankara'da. Onu bilemem. Cumhurbaşkanı ile uygun görmüştür diye almıştır. Nedir? Ama yolsuzluk mu FETÖ mü sence abi? Vallahi yolsuzluk da olabilir. Olabilir yani. Gerçeğe gerçek konuşmak lazım. Yapar mı? Yapar. İnsanoğludur. Niye yapmasın? Çok teşekkürler. Teşekkür bizde. Benim oyumun rengi yeniden Refah Partisi'nden olur. Fatih Erbakan. Neden Fatih Erbakan? Neden Fatih Erbakan? Çünkü gerçekleri geçmişten zaten milli görüş mevcut hükümet milli görüşte kendini lanse ediyor. Milli görüşten geldiğini milletimiz o şekilde en başta ona o şekilde oy verdi ama ne yazık ki sadece kullanıyor. Gömleği çıkardı mı? Gömleği çıkardı tabii ki milli alakaları yok. Şimdi mesela yerli ve milli deniyor ama yerli ve milli olarak hiçbir şey olmadığını ben görüyorum. Verdiniz mi AK Parti'ye daha önce? Hayır ben şahsım adına vermedim. Ben Milli Görüş'e veriyordum eskiden beri. Saadet Partisi, Refah Partisi. Aynen. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sizce? İşte isimler geçiyor. İşte Mansur Yavaş, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu gibi isimler geçiyor. Sizce kim olmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında? İşte az önce ben söyledim. Ben Fatih Erbakan olmasının gerektiğini düşüneceğim. Aday olur mu? Tabii ki olacaktır. İnşallah evet. Hayırlısı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Hocam iyi bir adam yani Urfa'ya gelişmesi yani iyi bir adam da yani Urfa'ya iyi bir hizmet dedi yani. Ne oldu mesela Urfa'ya ne hizmetleri dokundu? Hocam mesela yani onda iyisini bulamıyoruz. Yok yani Urfa'nın gelişmesine ne faydası oldu mesela? Hocam yani ben yani gelişliyorum yani Urfa'ya. Gelişti mi? Yani ben yani gene diğerlerinde iyidir hocam. Çalışıyor mu? Hayır. Niye? İş yok hocam. Gelişti diyor ya nasıl iş yok? Hocam iş olma hastalık var diye ondan dolayı
Daha önce çalışıyor muydun? Evet, lokantada çalışıyordum, kapattınca hocam. E, kimse çıkarmayacaktı işçi. E, şey ödemiyor mu? Devlet maaşından ödemiyor musun? Yok hocam, biz sigortası çalışıyorduk. Ondan dolayı. Yani gelişmiştik. Hocam gel onda iyisini bulamıyoruz yani. Valla yok mu? Yok onda iyisi. 83 milyon içinde yok mudur? Hocam onda iyisi yararacağım. Dayan ben saksa ben ona şey yapıyorum. Yani. Yine de veririm diyor. Yani. Evet. İşsizim veririm diyor. Evet. Eyvallah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi şimdi oyumuz hangisi hayırlıysa ona veririz. Yani kim doğru yapıyorsa ona veririz. Geçen seçimde Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime verdiniz? Erdoğan'a verdik. Bu dönem? Yarı yarıya yaptık. Hani diyor kardeşiz ya. Yarısını kime verdin? DHP'ye verdik. Kime? DHP. Yarısı. Hani diyor kardeş. HDP'ye mi verdin? Evet. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Evet. Şimdi olsa nasıl? Memnun musun ekonomik gidişattan? Bir Urfalı bir vatandaş olarak nasıl görüyorsun ülkenin gidişatını? Dese ki yarın seçim var. Sandığa gideceksiniz. Cumhurbaşkanı adayı olarak kime oy verirsiniz? Şimdi kim doğruyu milleti yönetiyorsa, hakkı biliyorsa, insanları mağdur etmiyorsa ona veririz yani. Mağdur musunuz şu anda? Şimdi bu insanlar mesela eskiden diyordu daha okumak iyidir yani daha geri iyidir. Şimdi her şey pahalandı yani. Bayağı bir pahalandı mı? Evet. Alım gücünüz azaldı mı? Aynen. Böyle etini, sütünü, yağını düzenli olarak alabiliyor musun? Vallahi alamıyoruz o kadar. Yani her şey pahalandı. Mesela birinin aylığını artıyorsa diğer sebze olsun, meyve olsun yani her şey pahalandı. Hayat pahalandı yani. Para yetmiyor. Mesela aylığa 100 lira zam geliyorsa diğerlerine 300 lira mı geliyor? İki kadına daha öyle veriyor. Öyle de olmuyor zaten. Kurtarmıyor diyor. Mesela aylık zam olduğu da yani hani sebzeden aylık kuru eşya olsun, giyim olsun. Onlarda indirim olması lazım. Böyle yükselir yani. Hani. Alın gücü yükselir. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi bu da var. Evet. Bu Suriye kardeşlerimiz, Ziyurt kardeşiz. Şimdi onlar ekmek nimettir. Kur'an'dan daha ötedir. Yere atıyorlar. Ben kendim şahsen kaç yıldır Urfa'dayım. Hilvanlıyım. Şeyhanlı'dayım. Yani gerçekten ekmeği atıyorlar çöpe, pisliğin içinde. Rabbil alemi bak rahmet de bile yağmıyor. Duamızı da kabul etmiyor. Çünkü sağlam insan kalmadı. Bir de iyi niyet kalmamış. İnsanlarda iyi niyet kalmadı. Hayır. Çok az. Mesela ben sana yardım ediyorum. Aa diyor bu geri zekalı mı acaba? Yani bu dengesiz mi? Böyle muamele görüyorum ben genelde. Peki bir Urfalı olarak Suriyelilerin burada olması sizi etkiliyor mu? İş bir yönünden, alım gücü yönünden. Şimdi iş yok. Benim kardeşim 4 tane var. Hepsi de işsiz. Geçen dönem kime oy verdiler? Yani Cumhurbaşkanlığında. Cumhurbaşkanı'na verdik ama şimdi bilemiyorum. Düşünceli dedisiniz diyorsun. Evet. Şimdi bu arkadaşlar geldi mesela zaten gücümüz mesela ev çok pahalandı. Kira olsun. İş olsun. Mesela bizim evde 4 kardeşim var. Biri çalışmıyor. Hiç kimse çalışmıyor. Bir engelli maaşı oluyor. O da biz kanlı dava olmuşuz. Bizim tarlamızı almışlar. Onu da sürekli kesiyorlar. Ben kendim şahsen. Allah yardımcı olsun. Yani şimdi Urfalılar zor durumda yani. Ben genel bakıyorum mesela Eyüp olsun, Yakup olsun. Yani herkes kriz yani. Yani gençler hiç kimse çalışmıyor fazla. 10 kişiden bir kişi çalışıyor. Suriye'ye arkadaşlar geldi. Şimdi hepsi onların dükkanı. Ben onları Arapça da bilmiyorum. Yani onların dilini de bilmiyorum mesela. Anlaşamıyorum. Evet. Çok hani onların aslında Tayyip Erdoğan burada selamlar söylüyorum. Bir anda iyi yapıyor, bir anda kötü yapıyor. Şimdi nasıl olacak? Şimdi bu aileler çok kalabalık oldu mu zaten para da yetmiyor, meyve de yetmez. Zaten Allah rahmet de yapmıyor üstümüze iyi. İyi insanların niyetini de bozuyorlar. İnsanın içinden gelmiyor ki dua edek. Ben kendim şahsen yani Urfalılar. Yani arkadaşlar bayan olsun, erkek olsun siz birbirinize bir selam verirseniz kötü niyetle bakmayın. Yanlış anlamayın bak. Eyvallah. Değil mi? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.